Evet değerli izleyenler, hepinize selamlar, sevgiler sunuyorum. Yeni Kapı'dayız. Yeni Kapı'da Giresun etkinlikleri var. 14.sü kutlanıyor bu sene. İnşallah büyük bir emek var. Büyük bir heyecan var alandan gördüğümüz kadarıyla, olanı söylüyorum. Tabii ki bu büyük etkinliğin, bu devasa etkinliğin de hepsinin bir mimarı vardır. Bu mimarlardan biri de şimdi hemen solumda. Bu etkinlikler hemen durduk yere olmuyor. Muhakkak ki 3-5 ay önce, belki 1 sene öncesinden hazırlıklar yaparak bugüne getiriliyor. Bu başarılara imza atılıyor. Ben hemen bu etkinliğin mimarına mikrofonu veriyorum. Bakalım hazırlıklarımız nasıl olmuş? İnşallah kalabalığı buraya toplayabileceğiz mi? Reklamlarımız, tanıtımlarımız güzel oldu mu? Hedefimizi kendisine soracağım ve mikrofonu kendisine teslim ediyorum. Sevgili muhterem Memiş, buyurun. Evet. Efendim, sizin de söylediğiniz gibi uzun bir dönemdir. Burada bir hazırlık çalışmamız hep var. Mutiş'in mutfağında çalışma çok uzun sürüyor. Ama tarih olarak biraz pandemi nedeniyle geç belirlenmesi, tabii burada bizim iki ayağımızı bir pabuca sokmuş durumda bir durum söz konusu. Fakat geç olma açıklamamıza rağmen yetiştirdik. Her şey çok güzel şu anda. Her şey hazır. Burada standlarımız şahane bir şekilde kuruldu, görüyorsunuz siz de. Bugün Perşembe, bayağı da bir yoğunluğu. Bugün Perşembe, bazı yöre günlerinin pazar günkü, cumartesi günkü yoğunluğuna eşit bir yoğunluğa sahibiz şu anda. Evet, bravo, bile böyle. Tutuyorum. Ama cuma günü, yarın biraz daha kalabalık olacak. Yarın aynı zamanda açılış günümüz, biliyorsunuz. Protokol töreni yapılacak saat 16'da. 16 ile 7.30 arasında bir süreç planladık. Evet. Belki biraz daha kısa, biraz daha uzun olabilir ama protokol töreninde milletvekillerimiz burada olacak. Giresun valimiz burada olacak. Giresun belediye başkanımız burada olacak. Çok güzel. İlçe belediye başkanlarımız burada olacak. Giresun'un İstanbul'dan ve Giresun'dan seçilmiş Giresunlu milletvekilleri burada olacak. Yine misafir milletvekilleri, siyasilerimiz olacak. Ondan sonra kuvvetle muhtemel bir bakanımız katılacak. İşte bunun dışında sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları filan, bütün İstanbul'da Giresun'la ilgili olan birçok kişi yarın protokol törenimizde var olacak. Etkinliğimize ille Giresun'da olması diye bir şartımız yok. Hayır, yok bütün öyle bir şey. Bütün görevlerimizi açığız. Şöyle bir şey dayanışma var. Dayanışma kardeşlik hakim galiba. Şöyle bir şey var. Biz tabii ki buraya Giresun kültürünü buraya taşıdık. Giresun'u buraya taşıdık diye bir ama cümle kullanıyoruz. Ama kendi aramızda kültürümüzü kendi kendimize şimdi şöyle, ilan ederiz diye değil. Dışımızdaki hemşehrilerimize. Evet. Biz hasret gidereceğiz. Evet. Biz kendi evet. kültürümüzde hasret bravo. Gidereceğiz. Ama tanıtım vazifemiz de var. Tanıtımı kime yapacağız? Giresun'u henüz tanımayan veya az tanıyan insanımıza yapacağız. O yüzden Giresunlu hemşehrilerime diyorum ki, Giresunlu olmayan bir komşunuzu alın, buraya getirin. Giresun'u tanıtmak için biz size bir fırsat sunduk. Hepimiz karınca kararınca üzerimize düşen bir vazife yapalım ve Giresun'u tanıtalım. Bu bizim için çok hem karlı bir şey olacak, maddi değil, manevi karı olacak bizim. Evet. Giresun'umuz Türkiye'de çok daha fazla insan tarafından daha fazla bilinir hale gelecek. Bu önemli bir şey. Biz bu vazifeyi de yerine getirelim. Burada vatandaşımıza çok güzel bir fırsat var. Hem de büyük bir görev düşüyor. Bunu gerçekleştirelim istiyorum yarın. Peki bu çağrı yaparken, daveti yaparken ne diyoruz? Dedene, anneanneni, babaanneni, babanı, çoluğu, çocuğu al, öyle gel. Aynı zamanda komşunun çocukları. Komşunun çocukları. Komşularımızı alıp komşularımızı yeni kapıya alalım. Geliyoruz. Giresun yeni kapıya gelelim. Burada Giresun'umuzu tanıyalım, yaşayalım. Biz kendimiz hasret giderelim. Ama komşularımız da bizi tanısın, daha yakından tanısın. Bizi daha fazla seveceklerinden eminim. Şimdi davetle ilgili şöyle bir şey var. Bazı davetiyeler ulaşmamış olabilir hemşerilerimize. Davetiye derken aslında biz davetiye yapmıyoruz. Duyuru yapıyoruz. Davetiye evet, yayınlamıyoruz. Yani duyuruları gördük. Duyurular yayınlıyoruz. Okuduk, yani izledim. Giresun günlerinin olduğunu duyan herkes buraya davetlidir. Televizyon ekranından duyabilir, televizyonda haberlerde duyabilir, bir şekilde sosyal medyadan duyabilir. Kim bugün burada Giresun günleri olduğunu biliyorsa o buraya davetlidir. Mutlaka zaten gelmeli. Bunu yıllardır yapıyorlar. Mutlaka zaten. Gelsin. Duyamamış. Bu yeni bir metot değil tabii evet, ki. Evet, tabii ki değil. Duyamamış olan kardeşlerimiz, hemşerilerimiz olabilir. O da bizim eksikliğimizdir. Kusursuz bir Allah var. Amin. Hepimiz böyle el birliğiyle beraber bu etkinliğimizi de bitirelim. Bu işten de yüz akıyla çıkalım istiyorum. İnşallah. Ayrıca, başarının yorgunluğunu yaşarsınız. İnşallah. Sevgili başkanım, şimdi böyle büyük devasa etkinlikler yapılıyor. Bu etkinliklere bazen bir slogan, bir parola
geliştiriliyor. Böyle bir sloganımız, parolamız var mı? Evet, var tabii. Giresun kabuğunu gırdı var ama bir de bu sene ayrı bir slogan daha kullanıyoruz. Düşünsene Giresunlu değilsin. Yani Giresunlu olmasaydın neler kaybederdin kim bilir gibi bir şey. Giresunlu olmak hakikaten bir ayrıcalık olduğu vurgusunu burada yapmaya çalışıyoruz. Peki şimdi yarın açılışımız evet. 17'de mi? Saat 16'dan sonra başlayacak. 16'dan sonra başlayacak evet. Etkinliğimiz. Evet. Şimdi burada eskiden bazı etkinliklerde özellikle Türklerin ilk Anadolu'ya gelişi veya öncesinde bazı demir dövmeler falan vardı. Evet. Bunlar bir şey. Olayın tuzu biberi, güzelliğidir. Evet, evet. Yarın Giresunlular ne yapacaklar, nasıl başlayacak? Bismillah deyip neyi döveceğiz, ne yapacağız? Evet, şimdi fındık kabuğunu kırdı diyoruz ya, evet. Giresunlu kabuğunu kırdı. Bu kabuk aslında fındık kabuğunu izah etmeye çalışıyoruz burada. Evet. Bizim yöremizde bir deyimdir bu. Kabuğunu kır ve çık hesabı. Biz de yarın şöyle bir şey düşündük. Evet, fındık bizim Türkiye'mizin en önemli ürünlerinden birisidir. Giresun'un geçim kaynağıdır. Ama bizim bir de güneyimiz var. Yani Alucra, yani, Şebin Karahisar civarında da biraz önce haritaya baktım. Adeta yarısı evet. Bizim kırsal kesim. Evet, yarısı doğrudur. Çamoluk, Alucra, Şebin Karahisar. O yöremizin de bir kabuklu ürünü var. Ve üstelik de hakikaten marka olmuş bir ürün. Yani çok beğenilen bir ürünü var, ceviz. Evet. Şimdi fındıkla ceviz aynı karakterde. İkisinde bir kabuğu var. Biz ikisinin kabuğunu beraber kıralım istedik bu sefer. Hem fındık hem ceviz kabuğunu beraber ama işte orada tokmaklarla beraber yiyeceğiz. Fındık kırıcıyla gelme o zaman. Yok. Şeyle geliyoruz. İkisiyle böyle çekişle geleceğiz. Çok güzel. Çok güzel bir şey olacak. Bir seranomi bu tabii. Ama yöremizin de bir anlatımıdır aslında. Evet. Böyle üzerinde bir ima yollu bir anlatım diyelim buna. Aynen. İma yollu bir anlatım. Hoş bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Oldu. Çok teşekkür oldu. Ediyorum. Sağ olun. Ben inşallah. Size tekrar teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik oldu. Duyurularını yaptığınız için, halkımıza duyurduğunuz için. İnsanımızın buraya gelmesini daha çok sizler sağlıyorsunuz. Basın yoluyla duyuruluyor bunlar. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ ol, çok var ol. Sağ olun, sağ olun. Evet, ekranları başındaki izleyicilerimiz Yenikapı'ya bu hafta bu perşembe günü başladı. Cuma günü, cumartesi ve pazar günüyle büyük bir final yaparak inşallah güzel etkinliğimizi noktalayacağız. 14. Giresun günlerimizi Yenikapı'da bu senede gerçekleştiriyoruz. Bu sene gerçekten çok büyük bir heyecanla programı icra ediyoruz. Vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin ilgisi bizi gerçekten çok sevindiriyor. Özellikle esnafımızın, Giresun Valiliğimizin, Giresun Belediyemizin, tüm ilçe, belediye, kaymakamlık ve STK'larının bu işi sahiplenmesi bizi gerçekten çok sevindiriyor. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Dolu dolu bir program bizi bekliyor. Cuma, cumartesi, pazar, perşembe gününü geride bırakmış olduk. Cuma günü resmi açılışımızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Cumartesi ve pazar günü de böyle dolu dolu bir programla, bol bol konserlerle pandemi sonrası hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Sanatçılarımıza da mümkün olduğunca destek olmaya gayret ediyoruz. Özellikle STK'larımızdan, dernek başkanlarımızdan, tüm hemşehrilerimizden rica ediyoruz. Lütfen buraya katılın, lütfen bu güzelliğin bir parçası olun. Lütfen davet beklemeyin. Bize niye davetiye gelmedi diye düşünmeyin. Biz davetlerimizi sosyal medyadan halka açık yapıyoruz. Tüm derneklerimizin burada yeri var. Bu konuda lütfen duyarlı olalım diyorum. Sanatçılarımıza da tabii ki her sene farklı farklı sanatçılarımızla çalışmaya, sahnemizde yer vermeye gayret ediyoruz. Ancak her zaman tüm sanatçılarımızı çıkaramıyoruz. Bu konuda da anlayış rica ediyoruz. Ama buraya katılacak tüm hemşehrilerimize gerçekten çok eğlenceli, çok renkli bir fuar vaat ediyoruz.
Bunu da özellikle vurguluyorum. Tüm hemşehrilerimi de Giresun tanıtım günlerimize davet ediyorum. Şunu da özellikle vurgulamak isterim. Bizim bir geleneğimiz oluştu. Artık Giresun tanıtım günleri bir kurdele kesimiyle olmuyor. Giresun tanıtım günlerini biz fındık kırarak, ceviz kırarak gerçekleştiriyoruz. Giresun gabuğunu gırdı diyoruz. Hatta bu seneki sosyal medya sloganımız düşünsene Giresunlu değilsin diyoruz. Ve Giresunluluğumuzla gurur duyuyoruz. Tüm hemşerilerimizi etkinliğimize davet ediyoruz. Özellikle buraya destek veren tüm katılımcılarımıza, valiliğimize, Giresun Belediye'mize, tüm ilçe belediyelerimize, tüm STK'larımıza, dernek başkanlarımıza, esnaflarımıza, sanatçılarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle Giresun esnaflarımızın bu yılki ilgisi bizi çok mutlu etti. Çok sayıda Giresun esnafımız yöresel çadırımızda şu anda hizmet veriyorlar. Onlarla da sizleri buluşmaya davet ediyorum diyorum tüm hemşerilerime. Teşekkür ediyorum. Mavi Karadeniz TV'ye de ayrıca teşekkür ediyorum. 14. Giresun gün tanıtım günlerinden tüm hemşerilerimize sevgiler, selamlar olsun. Mavi Karadeniz ekranları başlarında bizleri takip eden, şu anda gerek Gurbetel'de gerek yurt içinde takip eden tüm hemşerilerimize, özellikle de İstanbul'da olan değerli hemşerilerimize gelin diyoruz. Komşunuzu alın, siz de gelin diyoruz. Giresun tanıtım günlerine 2 yıl öncesinden bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Allah kısmet ederse diyoruz. Statlarımızda röportajlarımız devam edecek. Evet arkadaşlar, bugün statlarımızı gezmeye gidiyoruz şu anda. Sevgili Ahmet Güngör kardeşimizi de şimdi şöyle statlarımızda röportajlarımız olacak. Giresun'dan gelen yöresel ürünleri sizlerle hemşerilerimize tanıtmış olacağız efendim. Dediğimiz gibi röportajlarımız devam ediyor. Batlamalılar, Giresun'un batlamalılar özel, gerçekten batlamalı insanı da özel, ürünleri de özel. Değerli kardeşimiz Giresun'dan saf temiz ürünleri getirmiş ve taze taze bugün gelen misafirlerimize ikram edecek. Tüm hemşerilerimize tabii ki bu standımıza uğramalarını bekliyoruz. Evet, sizleri öncelikle tanıyalım kardeşim. Bize bu imkanı verdiğiniz için öncelikle ben teşekkür ediyorum. Murat Arslan, sizler için Giresun'dan derledik, toparladık kendi ürünlerimizi, organik ürünleri. Geldik, buraya vitrinimize koyduk. İnşallah güzel damak tadı alırsınız, zevk alırsınız. Diyeceklerimiz bu kadar. Yani bekliyoruz standımıza. Evet, neler getirdiniz Giresun'a? Şimdi sayar mıyız? Şimdi organik üzüm pekmezimiz var, evet. Dutumuz var, kestane balımız var, evet. Cevizimiz var. Evet. Şu fırın fasulyesi, evet. Var, Türk kahvemiz var. Oo. Yayladan özellikle toparlattık, kırmızı patatesimiz var. Çok güzel. Bunlar tamamı sizin için. Dövme bıçaklarımız var. Marmelatlarımız mevcut ve fındık çeşitlerimiz. Hepinizi bekliyoruz yani. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Evet. Görelenin meşhur dondurmacısı usta sevgili Şenol Avcı kardeşimizin standındayız. Ya yine Göreli'ye yıllar yılı hizmet vermiş değerli kaptanım Hakkı abiyle beraberiz. Hakkı abiyle de ben mavinlik yaptım zamanında, evet. Otobüste çalıştık. Hakkı abi hoş geldin. Çok sağ ol. Sefalar getirdin. Dondurmayı içti mi? Dondurma bizden. İçtim. İçtim. Evet, içtim. Çok güzel. Çok sağ ol. Ne zaman geldin Hakkı abi? Cuma gün geldim. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Neler söylemek istersin hemşerilerimize? Şu anda bizleri ekranları başlarında takip eden değerli hemşerilerimize Giresun günlerinden, buradan Yeni Kapı'dan gelsinler mi, görsünler mi geleneklerini? Tabii, tabii gelsinler, görsünler ve bizim de kültürümüz çoğalsın. Evet. Ve geriden gelenler de nasıl olduğunu bilsinler. Nasıl söyleyeyim yani, yeni gelecek kuşaklar bunları daha çoğaltmalı. Allah hepsinden razı olsun, hepinizden razı olsun. Ne bileyim, görelere böyle gibi şeyler Giresun. Pek az bulunur. Evet, teşekkür ediyoruz. Sevgili Hakkı abiye çok teşekkür ediyoruz. Allah uzun ömürler versin. Allah başımızdan eksik etmesin dedikten sonra evet geçelim şöyle dondurma ustamız sevgili Şanur kardeşimize şöyle bir gelelim bakalım. Şöyle dondurmayı bir çektin mi? Şanur usta hoş geldin. Sefalar getirdin ayağının tozuyla Göreli'den. Teşekkür ederim Hacı Mehmet kardeşim. Siz de hoş geldiniz buraya kadar. Nasıl çalışmalar? Allah'a şükür iyi. Bugün bir başlayacak. Başlıyoruz. Evet.
Ağrısı işte. İnsanlar az gene bir koy bakalım, şöyle bir tadına bir bakalım. Hem yiyerek. Tamam. Şöyle bir de kaşık ver bakalım. Bizim boğazımıza zarar vermez nasıl olsa. Sesi. Bu özelliği. Evet. Şöyle bir şey ver şöyle. Şöyle arkadaşlar, şöyle aynı zamanda da gösteri gene, şöyle kusura bakmayın şöyle. Şimdi o tarafa dönme, bu tarafa dön ki gurbetçilerimiz, arkadaşlarımız, evet, dostlarımız, memleketlerimiz buyurup gelsinler. Göre göre gitsinler. Şöyle kenara koyunu. Şenol kardeşimizle röportajlarımız devam edecek. Şenol'um, evet, şimdi bu dondurmayı kaç günde yapabiliyoruz? Kaç saat? Kaç saat de değil. Bizim dondurmamız organik dondurma olduğu için 3-4 günlük olmaz. Evet. Akşamdan yapılır, yarın tüketilir. Evet. Çünkü bunun derecesi -8'dir. -10'a 15'e inmez. Çünkü coğrafi işaret almış bir dondurmanın ayrı bir özelliği olması gerekiyor. Bunun da ayrı bir özelliği vardır. Şimdi bunlarda neler kullanıyoruz? Süt, salep, şeker. Bunu dondurma yapan, bizim Göre dondurmasının ayrıcalık yapan meyan. Meyan suyu. Eskiden kaymaklar yapardık, köyden keserdik. Onlarla yine... Kaymak o sütün kaymağı. Evet. Şimdi bizim kullandığımız süt de inek sütü, köy ineği sütü. Şimdi karıştırdığınız zaman, evet, onu devamlı homojen olması gerekiyor. Evet. Yani üzerinde bırakırsanız o senin dediğin gibi kaymak birikiyor üzerinde. Evet. Onu alıp yiyordunuz. Biz, evet, onu dondurmaya lezzet versin, katsın diye devamlı karıştırıyoruz. Devamlı karıştırıyoruz. Yani makine yöntemiyle değil, ilkel eski yöntemlerle yapıyoruz. Çünkü 200 yıldır böyle gelmiş, böyle gidiyor. Türkiye'nin İkinci, evet, coğrafi işaret almış dondurması bu. Kaç yıldır bu işi yapıyoruz? Babadan. Babandan ben 4. kuşağıyım. Evet. Ya ne yapar? 50 yıldan yapsan 200 yıl yapar. 200 yıldan beri dededen, atada dededen gelen. Yani. Ben çünkü babandan beri bildiğim için. Babam, dedem var. Dedemi de hatırlıyorum. Ben dedemin babası varmış Salih. Evet. O da yapıyormuş. Yani 200 yıldır yapıyor. Allah rahmet eylesin. Sağ olasın cümlemizin ölenlerine. Şöyle 200 yıldır yapıldığı için ilk önce bu bir maddiyat gözetilmemiş bunda. Mesela köyümüzün bir ağası varmış, evet, muhtarı varmış veya Halla, Ahmet Ağa diyorlarmış. Arafa günleri, düğünlerde, bayramlarda dağıtılmak üzere diyormuş ki kardeşim yarın caminin kapısında düğünde dondurma dağıtacaksın. Şöyle, ya bir zebil kültürümüz var ya bizim. Şimdi şöyle diyelim Şenol'um. Şimdi ekranları başlarında bizi takip ediyorlar. Görelim dondurmamız buraya gelmiş. Hizmet ayağımıza gelmiş. Evet. Şu anda ekranları başlarında olan Giresunlu hemşerilerimize, Göreleli, Giresunlu ve Giresunlu olmayıp Türkiye'de bulunan, Giresunlu olmayıp değişik illerde olan hemşerilerimize Göreli dondurmasını olaraktan 4 gün buradayız. Neler söylemek istersin? Buyurup gelsinler. Gerçekten bak şu samimiyetle söylüyorum. Çok değişik bir lezzet. Çok değişik bir tat. Gerçekten biz başka günlere de geldim ben burada. Bir denilir mi? İnsanlar nasıl karşılar? Hoşlarına gider mi? Severler mi diye yaptık. Gerçekten tutuldu. İnsanlar çok değişik bir lezzet diyorlar bunun için. Buyursunlar gelsinler. Memleketimiz kim olsun? Dondurmamızı olsun, diyorum, katsınlar. Katsınlar, baksınlar, bir beğensinler. Beğeneceklerinden de eminim. Buyursun gelsinler. 4 gün buradayız. Bugün başlıyoruz. Diyeceklerimiz bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi yöresel ekmeklerimiz Giresun'umuzun, Kürtün'ümüzün diyelim. Giresun'umuzun, Kürtün'ümüzün o coğrafi bölgenin ekmekleri, yine doğduğumuz, büyüdüğümüz memleketten gelen ekmeklerimizi tanıtım yapacağız. Hüseyin de gelmiş. Vallahi Hüseyin'e vereceğiz mikrofonu. Sen hiç konuşamazsın. Hüseyin'in yanında. Hüseyin benim, biliyorsun. Bankom. Sevgili Hüseyin'im, hoş geldin. Sefalar getirdin. Neler getirdin? Bakalım seni bir tanıyalım önce. Ben Hüseyin Kodal abi. Göre'de dükkanım var. Yöresel ürünler satıyoruz. Kara ekmek satıyoruz. Peynirimiz, yağımız var ama burada genellikle kara ekmek getirdik. Evet. Daha doğal, daha orijinal olduğu için. Kürtün'de pişiyor. Giresun, Doğankent, Gümüşhane, Kürtün'de. 8 saatte pişiyor abi. Evet. Doğal, buğdayından yapılma. Özüyle harika bir ekmek diyorum. Neler söylemek istersin? Şu anda ekranlar başlarında bizleri takip ediyoruz. Buradayız abi. Bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz. Alışverişe bekliyoruz onları. İnşallah iyi şekilde ağırlayacağız. Biz Göre'den de hizmet için geldik. Siz de İstanbul'dan almak için geldik. Onlar için geldik abi. Söylediler, aradılar bizi. Geliyor musun? Geliyor musun? Biz de onlar için geldik abi. Yani hizmet ayağınıza geldi diye Hüseyin kardeşime teşekkür ediyorum. Değerli kardeşimize de bir mikrofon verelim. Evet, sizleri tanıyalım. İsmim Faruk Bodur. Gümüşhane Limanı'nda Kürtünlüyüm. Amcaoğullarıyla beraber çalışmaktayım. Bu işi yapıyoruz. Ekmek orijinal, tam buğday. Teşekkür ederim. Evet, röportajlarımız yine devam ediyor. Yanımda Giresun'dan gelmiş tüm ürünlerimiz var. Ona unumuz var, yarmamız var, fasulyemiz var, fındığımız var, cevizimiz var,
simidimiz var. Daha ne olsun, çayımız var. Evet. Sonrasında turşumuz var. Şöyle beyefendiyle bir öncelikle kendisini bir tanıyalım. Ondan sonra ne zaman geldi? Hemşehrilerimize neler söylemek ister? Onu bir dinleyelim bak. Giresun Bulancaklıyım kendim. Hıdır Gıda ve Hıdır Fındığın adımı sahibiyim. Fındık mamilerimiz, özellikle fındık mamilerimiz, kabuklu fındık ve fındık ezmemiz ve iç fındıklarımız adımı kendi mamilimizdir. Giresun adımı simidi meşhurdur zaten. Simidimiz ve pastamız vardır. Fırın unu ve fırın yarmamız vardır. Köy cevizlerimiz var. Yöresel çaylarımız vardır burada. Pastamız ve ıhlamurumuz vardır. İç yağ bile adım vardır. İç yağ adım normalde kimse bilemez. Trabolu, Yağlıdere insanlar adımı bilir bunları. Esmi Yağlıdere adımı bunları bilir. İç yağımız da vardır. Şimdi ürünleri saydın. Neler getirdiğini saydın. Ve sadece ne kaldı? Hemşehrilerimizin buraya gelip alışveriş yapması evet, gerekirdi. Hemşehrilerimizi burada adımı özellikle bekliyoruz. Bizim ürünlerimiz adımı Giresun'dan gelmeyiz. Biz Giresun adım yerel ürünlerdir. Beyefendi şöyle keserken röportajını da yapalım. Evet, yine Giresun'umuzun yöresel ürünleri. Hepsi var. Keşanı var, cemberi var. Ondan sonra kesesi var. Hani eskiden paraları koyardık, biliyor musun? Para olmazdı ama işte yine olanları da koyardık. Bozuk para da olsa buraya girerdi. Evet, sizleri bir tanıyalım. İsmim Ahmet Baş. Karadeniz'den katılım sağlıyoruz. Evet. Hediyelik yöresel ve el sanatları üzerine. Birçok ürün kendi imalatımızdır. Öyle bir katılım sağladık. Amacımız Karadeniz'i hem tanıtmak, Giresun'umuzu, Böyle biraz ön plana çıkartıp işte satmış olduğumuz ürünlerle biraz kazanç elde etmek. Hem buradaki gurbetçi hemşerilerimizle bir özlem gidermek. Kültürü unutmamak. Kültürü unutmamak. Yani amaç İstanbul'da hemşerilerimizle beraber kaynaşmak. Güzelce, hoşça vakit geçirip bir kaynaşmak. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Evet, bugün 14'üncüsü düzenlenecek olan Giresun tanıtım günlerindeyiz. Yeni kapıdayız. Tabii ki 2 yıldır yapamıyoruz. Neden dolayı? Pandemiden dolayı 2 yıldır bu güzel programları yapamıyorduk. Şimdi hasretle, özlemle bugün Allah kısmet ederse birinci günle beraber açılışımızı yapmış olacağız. Ve cuma, cumartesi, pazar yine pazar günde finali yapmış olacağız. Yine yanımızda da çok değerli bir isim. Giresun Federasyonu'nda aynı zamanda Esra Hanım'la beraberiz. Duygu ve düşüncelerini bugünkü programla ilgili ve duygularını almak istiyoruz. Esra Hanım, hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Hepimiz için hayırlı olsun. Bu sene 14.sü düzenlenen Giresun günlerinde yoğun bir sahne programımız var yine. 11'de sahnemiz açılıyor. Akşam 10'a kadar devam ediyor. Çeşitli ürünlerin satışları var. Yani memleket hasreti çeken insanların veya o gidip de ulaşım sağlayamayıp da elde edemedikleri ürünleri buradan temin edebilirler. İlçelerindeki tanıtım faaliyetlerini görmeye gelebilirler. Yöresel ve kültür standlarımız bu anlamda halkın isteklerini, taleplerini karşılayacak derecede. Evet. Herkesi bekliyoruz. 18-21 Kasım'da Yeni Kapı'dayız. Şimdi Esra Hanım diyor ki hasretlik çekenler, 2 yıldır Giresun ürünlerini görmek isteyenler, Giresun kültürünü görmek isteyenler, işte Giresun'da yıllarca değirmene giden dostlarımıza, hemşehrilerimize göstermiş olalım. İşte tam da değirmenin başında sohbetimizi yapıyoruz. Esra Hanım, yöresel ürünlerimizde bugün Giresun'dan neler geldi? Şöyle söyleyeyim, en çok talep gören peynir ve tereyağı ürünlerimiz var. Onun dışında pekmezler, lahanalar ve pestil köme gibi bütün ihtiyaç duyabileceğiniz, yani Giresun yöresine ait olan tüm ürünleri buradan temin edebilirler. Aynen öyle. Mısır unu özellikle de yine talepte görenler. Mısır. Evet, burada da un değirmenimiz var. Fasulye, mercimek gibi köyümüzden gelen, Giresun'dan gelen, Giresun'un belirli ilçelerinden gelen ürünleri bulabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Şimdi değirmenimizin başındayız. Değirmenimizi de çalıştıran değerli kardeşimizle beraberiz. İsim ve soy isim olarak. Zeynep Demirkır. Zeynep Hanım, nereden geldi bu unlar? Giresun'dan geldi. Giresun'dan geldi. Ve 4 gün boyunca burada hizmet vereceksiniz. Neler söylemek istersiniz? Vatandaşlarımızı bekliyoruz. Fuarımıza gelsinler. Yöresel ürünlerimizi tanısınlar. Eskileri ansınlar.
Böyle bekliyoruz. En azından diyorsun bu eskiden gittikleri değirmenleri bir anılarını... Çocuklara falan hani göstersin, artık çocuklar yeni yetmeler bilmiyor değirmeni falan. Görünce şaşırıyorlar, bir eski anıları hatırlıyorlar, teyzeler geliyorlar. Onları iade ederler. Yöresel doğal ürünlerimizi de alırlar. Evlerine giderler diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Evet, bugün saatler şu anda 11.30 itibariyle röportajlarımızı gerçekleştiriyoruz. Biraz sonra burası hınca uçta olacak. Şu anda çok şey kaybetmediniz. Her şey yeniden başlıyor efendim. 2 yıldan sonra bugün cıvıl cıvıl Giresun günlerimizi, tanıtım günlerimizi, yöresel ürünlerimizi, hemşerilerimizi, 1 yıl, 2 yıl önceki görmediğiniz hemşerilerimizi, kardeşlerimizle beraber hasretle bugün kucaklaşacağız diyoruz ve dedikten sonra evet, bu adamdan kurtulamıyorum. Geldi vurdu beni, buldu beni burada. Bir de diyor ki sunucu da yaptı. Ben pideciyim, pideci. Ama olsun dedi. Kanal bizim kanalımız. Devam ediyoruz. Bu benim büyük abim. Evet, buyurun. Köyden anam yoğurt gönderdi. Biz de burada yayıkta yayıyuk, yayıyuk. Köy yoğurdundan ayranımız var. Evet, benim anam bu, halam. Oh, şuraya bak be. Bak. 10 numara yaprak. Bunun eti köyden geldi. Köyden geldi bunun eti. Bak abi, bak. Aç Ahmet abi ağzını, aç. Aç ağzını. Hoppala. Evet. Gel be. Yanıyor. Yeni kapı yanıyor. Evet, gördüğünüz gibi 14. Giresun günlerinde yeni kapıda pidemizle, dönerimizle, köftemizle, yöresel yemeğimizle, kalitemizle buradayız. Herkes yeni kapıya bekliyoruz. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi peynirli kavurmalı pidemizle. Bu şekil bak. Hey be, el yakıyor, el. Evet. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Abi, 14. Giresun günlerine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben tutarım mikrofonu. Ben kendim zaten Rizeliyim, Karadenizliyim. Evet. Rize'ye giderken devamlı Giresun'da bir gece pide yemek için kalırım. Yedikten sonra giderim. Allah razı olsun. Giresun her zaman pide olarak bir tane Türkiye'de. Kemençenin ana vatanı, pidenin ana yurdu. Biliyorum. Ondan sonra fındığı ne yapıyordu? Evet. Fındığın da ana yurdu. Fındığın başkenti. Her şeyin başkenti. Evet. Hoş geldiniz, memnun oldum. Giderken Giresun'da almadan geçmiyoruz. Sağ olun. Süt pide yemek için. Teşekkür ederim. Yemeğme! Bununla kalmıyoruz. Devam diyoruz, devam. İbrahim Usta Yenikapı, 14. Giresun günlerinde Görele pidesini, burada büyüğünü yaptık, 10 kişilik. Standımıza devam ediyoruz. Burası yöresel yemekler standımız. Mısır ekmeğimiz. Mantar turşumuz var burada. Mantar bak. Hey yavrum benim. Görüyorsun. Perişan abim. Bu yemeklerin mucidi. Ben de bugün İbrahim Bey'in bu güzel günlerine bir ufakta katkı sundum. Allah razı olsun. Gökhan kardeşim ve İbrahim Bey'e bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Evet. Bak şuraya, bak. Kaynıyor, zıplıyor, bak. Hey yavrum, hey! Evet, şifa kaynağı, pancar çorbası. Evet, pancar çorbası, şifa kaynağı, şifa. Şuraya bak be, bak. Evet, Gökhan kardeşim bunu ne kadar zamanda sardın? Bir günde sardık abi bunu. Bir günde sardık. Aynen. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Abi ben sarmayı sardım. Bir tadayım size de. Herkesi yeni kapı 14. Giresun günlerinde buraya bekliyorum. Ne diyoruz her zaman? Giresun, göresun, yiyesun, doyasun. İşlesine yeni kapıda Giresun diyoruz. Komşunu da sen de gel. En güzel aşklar sarmayla başlar.